Şekilde gösterilen 8 özdeş mavi bilye Erman, Erkan ve Ercan'a her birine istenilen sayıda dağıtılacaktır. Pekala. Buna göre bu dağıtımda her birine en az birer tane bilye verilmiş olma olasılığı nedir? En az bir tane bilye vermiş olacağız arkadaşlar. Şimdi burada 8 özdeş mavi bilye var deyince özdeş nesnelerin dağıtımı aklıma geliyor. Burada peki bir şart vardı. Ne diyor? Her birine en az bir bilye vermiş olma olasılığı. Yani normalde tüm durum nedir? Nasıl dağıtırsınız bu 3 arkadaşa? Arkadaşlar ne kullanırsınız? Ayıraç kullanırsınız. Bu ayıraç yönteminde mesela özdeş nesne kaç tane? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siz 3 arkadaşa dağıtacaksınız ya normalde mesela. Hiç en az bir tane dağıtmış olma koşulunu düşünmeden tüm durumu. 2 ayıraç kullanmanız gerekir. 2 tane özdeş ayıraçla. Bakın şu an 3 parça ayırdım. Bu ne demektir? Birinciye 2, ikinciye 3, diğerine de 3 tane vermiş olalım demektir bu. Bu ayıraçların yeri değiştikçe ki bu çocuklara verdiklerimizde adetler de değişecek. Bu kaç faktöriyel şekilde olur? Ona bakacağız. Arkadaşlar normalde burada kaç tane şey var? 8 nesne ve 2 ayıraçla beraber 8 nesne ve 2 ayıraç 10 tane eleman var. 10 eleman 10 faktöriyel. Ama bunlardan özdeş olanlar 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şekilde paydaya yazılır ve hesaplama yapılırsa 10 çarpı 9 8 faktöriyeller gitti. Böyle 2 faktöriyel 45. Farklı şekilde bu özdeş nesneleri dağıtırdık. Ama bir şart koştu. Dedi ki bu bilyeler öyle bir dağıt ki dedi. 5, 6, 7, 8. En az bir tane alsınlar. O zaman en az birer tane verin bakalım şu çocuklara. Kaç tane kaldı? 5 tane. Yani siz aslında hepsine birer tane verdikten sonra kalan kısmı dağıtıyorsunuz. Bunlara da 2 ayıraç gerekiyor. Dolayısıyla burada 7 tane eleman oldu. 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. 7 çarpı 6 bölü 2. 21 tane arkadaşlar durum vardır istenen. Olasılığımız 21 bölü 45'ten 3 ile sadeleştirirsek 7 bölü 15 olacaktır arkadaşlar. C şıkkında doğru cevabımız mevcut.